Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Sözü çok fazla uzatmayalım. Hemen o iki cümleyi söyleyelim. Önce lig ikinciliği, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynama hakkı. Sonrasında da teknik direktör seçimi. Siz birini öne, diğerini arkaya yazabilirsiniz ama Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk sıradaki konular bunlar. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu konular üzerinde mutlaka topladığımız bilgileri sizlerle paylaşacağız ama onun ötesinde tabii ki santrofor bölgesinde o merkez orta sahada yapılan bazı araştırmalar var ve bazı oyunculara gelen teklifler var. Genel istatistikler, çok değerli istatistikler var. Onlarla ilgili de hızlıca size bazı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Teknik direktör konusu Löw mü? Jesus mu yoksa başka sürpriz bir isim mi konusunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü sürpriz bir isim, sürpriz bir iddia olarak ortaya çıktı. Olur mu, olmaz mı derseniz biz pek çok şeyin olmazını, olur hale geldiğini gördük. Şimdi hemen çok sözü uzatmayacağım. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Fenerbahçe videolarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sonrasında hem beğenileriniz hem abone olarak verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Sonrasında bir teşekkürde şuraya not aldım. Gerçekten de Türkiye'nin dışından, Avrupa'dan ve Amerika'dan çok ciddi sayıda bir izleyici kesimimiz var. Onlara teşekkür etmeyi hep ihmal ediyorum. Şöyle bir not aldım. Bazılarını bu videoda, bazılarına başka videoda teşekkür edeceğiz. Avrupa'dan Amerika'ya dediğimiz gibi Almanya, Fransa, Azerbaycan, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, İngiltere, Belçika, Rusya, İsveç ve Danimarka'dan çok sayıda izleyicimiz videolarımıza ilgi gösteriyor, izliyorlar. Onlara da bir teşekkürü borç biliyorum. Bu teşekkürü iletmek istiyorum. Onlar da duysunlar, mutlaka onları da mutlu edecek bir gelişme diye düşünüyorum. Teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Hemen geçmek istiyorum. Süre kaybetmek istemeden devam edelim. Öncelikle şöyle başlayalım istiyorum. Nereden başlayalım? Başlayacağımız nokta şu öndeki tabii ki Gaziantep maçı. Söylediğim gibi teknik direktör konusunu söyleyeceğim. Santrofor gündeminden bahsedeceğim. Sol bek gündeminden de bahsedeceğim ve bir de merkez orta saha gündeminden bahsedeceğim. Tekrar o başlıkları uzun uzun okuyup zaman kaybetmek istemiyorum ve bir de sürpriz bir isim var. Onu da yine gündeme getireceğiz, konuşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Önceliğimiz şurada olsun. Hemen şu bugünün gelişmesini bir anlatalım. Mert Hakan ve Osayi-Samuel salonda çalıştı. Pelkas, Crespo, Zalai tedavi oldular. Gaziantep maçında Crespo'nun yerine oynayacak 3 seçenek var. Ya Luis Gustavo olacak ya Mert Hakan orta sahaya çekilmek suretiyle Valencia tekrar 11'e dönecek ya da yine Mert Hakan geri çekilip Arda Güler'le başlayan bir 11 olabilir. Savunmada kim oynayacak? Orada çok seçenek yok. Savunmada da cezalı Kim Min Jae'nin yerine de Tissera'nın oynayacağını söyleyebiliriz. Bu arada bu bilgiyi aktardıktan sonra hemen şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de istatistiki bilgi olarak verebileceğimiz önemli nokta Fenerbahçe kalecisi Altay son 4 maçtır gol yemiyor ve tam 8 kurtarış yaptı. Yani sakatlıktan dönüşünde mükemmel bir Altay izledik desek yanlış olmaz diyebiliriz. Hemen Altay deyince devam edelim. Madem öyle bir sırayla Altay'dan bahsettik. Altay'ı tekrardan sözleşme uzatmak için Fenerbahçe masaya çağırıyor. Biliyorsunuz 2023'te sözleşmesi bitiyordu. Bununla ilgili bir serbest kalma maddesi de koyarak bir sözleşme yapmak istiyor Fenerbahçe. Sözleşmeyi uzatmak istiyor. Şu anda da Altay'ın sıcak baktığını söyleyebilirim. Keza Serdar Aziz'in sözleşmesi de bitiyor. Son haftalardaki performansı nedeniyle İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda da Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için de bir çalışma yapılacağını söyleyebilirim sizlere. Şimdi devam edelim. Yine içeriden bazı haberlerle devam edelim. Kim Min Jae'den bahsetmiştim ama Luis Gustavo dediğimize göre Luis Gustavo'dan devam edelim. Luis Gustavo'nun 2023'te sözleşmesi bitiyor ancak Fenerbahçe Luis Gustavo ile devam etmek istemiyor. Ve Portekiz basınına göre de Brezilya'ya dönüş hazırlığı yapıyor. Atletico Mineiro ve Corinthians takımlarının bir tanesine gidecekmiş gibi görünüyor. Yani Luis Gustavo için artık Fenerbahçe'de son yaklaştı diyebiliriz. Hemen bir başka konuyu söyleyelim. Kim Min Jae, yani bu konuların üzerinde çok fazla durmuyorum. Taze konuları daha öne çıkartmak için. Kim Min Jae için bu sezon 40 maç oynadı. Liverpool, Everton ve Tottenham çok ciddi istekte. Artık İngiliz basınında da çok ciddi bir şekilde oyuncunun ismini görmeye başladık. Onu da söyleyelim. Şimdi devam edelim, bir Arda Güler'den bahsedelim. Çünkü ondan bahsetmemiz gerekiyor gerçekten. O kendinden zaten bahsettiriyor ama Arda Güler bu sezon toplamda 130 dakika oynamış. 11 maçın 9'unda sonradan oyuna girmiş ve her 21 dakikada bir gole katkıda bulunmuş. 3 gol, 3 asist. Yani Arda her dakika büyüyor ve Fenerbahçe'nin büyümesinde Arda'nın da tabii çok ciddi katkısı var ama Serdar Dursun, Crespo, Altay, Kim Min Jae isimleri biraz daha öne doğru çıkmış gibi görünüyor. Tabii diğer oyuncular da buna katkı veriyor ama işte zaman zaman İrfan Can, zaman zaman Zays, ama bu oyuncular biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Nitekim onlar öne çıktıkları için de 10 maçta 9 galibiyetlik bir serinin oluştuğunu vurgulayabiliriz. Bu da zaten bir sürpriz gelişme değil. Teknik direktör konusuna geçeceğim demiştim. Teknik direktör konusuyla ilgili bilgi vereceğim ama bazı gelişmeler var. Bu gelişmelerden ilginç olanını sizlerle paylaşayım. Hemen o ilginç gelişmenin arkasından da yine Fenerbahçeli bir oyuncuyla ilgili transfer gelişmesinden bahsedeceğim. İlginç gelişme şu: Vitor Pereira biliyorsunuz Türkiye'den ayrıldı ve Fenerbahçe'ye geldiğinde de bazı oyuncuları transfer ettirmişti. Şimdi de gittiği yerde İngiliz gazetecinin açıklamasına göre Brezilya'ya transfer yapmak istiyor. 2 tane oyuncu belirlemiş. Daha doğrusu çok sayıda oyuncu belirlemiş. Liste ele geçmiş daha doğrusu. Ele geçen listede 2 tane Türkiye'den isim var. Bunlardan birincisi doğal olarak Osayi-Samuel. İkincisi kim derseniz, ikincisi de Valentin Rozier. İkisini istiyor. Yani sağ kenara, ikisini arka arkaya koyarsa mükemmel bir iş yapmış olacak. Böyle bir isteğinin olduğunu hemen söyleyelim. Bu arada istek deyince de arka arkaya ekleyelim. Allahyar için Hull City ile Fenerbahçe arasındaki bu anlaşma zemini daha da taçlanıyor. Şota Allahyar'ın transferini istemiş Hull City'de, Acun Ilıcalı'nın takımı. 2 milyon sterlinlik de bir teklif yapıyor. Dolayısıyla bu 2 milyon euro da Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Böyle bakabiliriz. Şimdi genel olarak İç bünyedeki birçok haberi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi biraz da dışarıda neler oluyor ya da daha doğrusu Fenerbahçe'ye yönelik neler var onları söyleyelim. Hemen artık daha önce de söyledik, bu konuda tartışılmaz bir durum söz konusu. Evren Eren Elmalı. Yani Fenerbahçe birinci planda bir sol bek, ikinci planda bir santrofor arıyor. Önceliğimiz bunlar diyor ve üçüncüsü de bir merkez orta saha. Çünkü orası Sosa, Gustavo gideceği için boşalacak. Bu noktada hazırlıklar sürüyor. Diyebilirsiniz ki hoca yok ama belki de İsmail Hoca kalacak. O zaman ne oldu? Hoca var. Yani ona göre bir planlama yapılıyor. Evren Eren Elmalı ile ilgili bir transfer görüşmesi söz konusu olmadığını Erkan Söğüt anlatıyor. Ama ilgiyi de herhangi bir şekilde reddetmiyor. 6 milyon euro falan gibi bir rakamdan bahsetmiş bazı yerlerde. Öyle bir şey, öyle bir rakamın olmadığını net bir şekilde vurgulayalım. Ama Evren Eren Elmalı'ya 1, Umut Bozok'a 2, Doğan Can Haspolat'a 3 oyuncuya, Kasımpaşalı 3 oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisini daha önce de söylemiştik. Hatta bu paketin içinde Ertuğrul'un olduğunu da sizlere vurgulamıştım. Bu nokta devam ediyor. Tabii bunu bize biraz zaman gösterecek. Şimdi gelelim bir önemli noktaya. Bir anda bir transfer haberi gündeme geldi. Lamina Diack, Tuzlaspor'da oynayan oyuncu. Merkez orta saha oynuyor. 2023'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon 30 maç oynamıştı bugün hariç. 2 gol, 1 asisti var. Ve Senegalli 21 yaşındaki oyuncu. Çok enteresan bir şey. Satın alma hakkının Fenerbahçe'de olduğu bilgisi yayıldı. Ne oluyor, nasıl oluyor falan dediler. Çünkü geldiği takım Shkupi takımı. Shkupi takımının başkanı Türk olduğu için oraya sözleşmeye bir madde eklemiş. İlk öncelik Fenerbahçe'de. Yoksa Fenerbahçe şu anda Lamina Diack'ı alıyor ya da almak üzere diye bir cümle kurmamız hatalı olur. Ama böyle bir transfer gündemi oluştu. Olayın da ne olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir önemli nokta daha var. Marcel Sabitzer'den bahsedildi. Rogon şirketi olduğu için bir bağlantı olabilir mi diye, ama Marcel Sabitzer'in şu andaki fiyatı bile 22 milyon eurolar civarında, kiralanmasını bile mümkün olamayacak bir oyuncu. Arsenal ve Atletico Madrid istiyor. Yani gerçekten çok çok önemli bir oyuncu. Keşke öyle bir oyuncu olabilse ama o mümkün değil. Onu da anlatalım. Yani olanı da olmayanı da anlatalım. Bu noktada iki tane sürpriz transfer gündeme geldi ki Fenerbahçe scoutlarının takip ettiği iki isimden bahsedeceğim size. Teknik direktörler geldiğinde evet derler, hayır derler, onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla, aldığımız istihbarat doğrultusunda iki oyuncu da İsmail Kartal'a da sunulmuş. Bunlardan bir tanesi Loïs Openda, santrofor. Hollanda'da oynuyor, Vitesse'de. Aslında Kulüp Brüj'ün oyuncusu. 2024'e kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro. 22 yaşında olduğunu söyledim. 41 maç, 18 gol, 5 asist gerçekten Vitesse için çok çok yüksek bir rakam. Oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Rezervde duruyor santrofor ki Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri santrofor. Hepinizin bildiği gibi. Ve bir de merkez orta saha oyuncusu Nicolas De La Cruz ki daha önce de adı gündeme gelmişti. River Plate'de oynuyor 24 yaşındaki oyuncu. Merkez orta saha oyuncusu Uruguaylı. Onlarda biliyorsunuz sözleşmeler ortada bitiyor. Aralık 22'de sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro ama Aralık 2022'de sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Uruguaylı ki Uruguay'da da 13 kez milli takım forması giymiş oyuncu için Fenerbahçe'nin sırada olan takımlar arasında yer aldığını söyleyelim. İşte Evren Eren Elmalı'dan bahsettik, Nicolas De La Cruz'dan bahsettik, Luis Openda'dan da bahsettik ve iç yapıdaki bazı konulardan bahsettik. Gelelim teknik direktör konusuna, onu en sona bıraktım. Teknik direktör konusunda Löw konusu biraz dışarıda kaldı. Hatta Löw'ü bir şekilde Jorge Jesus'a bir hamle yapabilmek, kolay hamle yapabilmek için bak Löw de var hedeflerimizde diye düşünüldüğünü söyleyenler çoğunlukta. Fiyatları söyleyelim. Aşağı yukarı 30-40 milyon euroluk bütçeler istiyorlar. En son görüşmede Jorge Jesus'un kendisi için 5 milyon euro, ekibi için de 2 milyon euro, toplam 7 milyon euro istediğini biliyoruz. Ama bu arada bir sürpriz isim gündeme geldi, onu da söyleyelim. Benzer bir durum Löw'de de var, çok detaylarını açmayacağım. Ukrayna basını bir iddiada bulundu. Gerçekten çok sürpriz ve dikkat çekici bir iddia. Öyle enteresan ki Türkiye'yi falan çok iyi bilen, Türkiye'de şampiyonluklar yaşamış bir hocadan, Mircea Lucescu'dan bahsettiler. Dinamo Kiev'deki vedasına hazırlanıyor. Fenerbahçe kendisiyle ilgileniyor. Acaba şimdi Löw kullanılarak Jorge Jesus'a, Jorge Jesus kullanılarak da Lucescu'ya mı gidiliyor? Bunun yanıtını kısa bir süre sonra öğreneceğiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.